İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'da yılın ilk van kedileri dünyaya geldi. 20 Şubat Artsakh'ın yeniden doğuş günü. Ankara, Moskova ve Tahran yeni bir zirve tarihini netleştirmeye çalıştı. Ankara, İdlib'e askeri müdahaleye başlamasının zaman meselesi olduğu konusunda uyardı. Gürcistan, Ermenistan Cumhuriyeti sınırında bir ulusal park oluşturacak. Ermeni Ruhani Müzik Merkezi Gomidas Müze Enstitüsü ile birleşiyor. Ünlü Ermeni ressamlar Çin'i desteklemek için birlikte bir resim yarattı. Batı Ermenistan'da her yılı yerli ve yabancı on binlerce kişinin ziyaret ettiği Van Kedi Villası'nda koruma altında bulunan kedilerin bu yılki ilk yavruları dünyaya geldi. Bu yıl anne Van kedisi şartların ve bakımlarının iyi yapılmasından dolayı 4 yavru kedi doğurdu. Van kedilerinin doğumlarının her mevsim senkronize bir şekilde devam edeceği belirtildi. Bu sene bir önceki seneye göre daha kaliteli yavru alacağımızı umut ediyoruz dendi. 20 Şubat 1988'de Stepanakert'in merkez meydanında ruhsal ve fikirsel bağımsızlığı ile Artsakh Ermenilerinin yeniden doğuşu fikri gerçekleşti. Artsakh Ermenileri ilk kez kendilerinin yüce ve bağımsız fikirleri için mücadele etmeye birleşip beraberce ayağa kalktılar. Daha sonra bu uyanış Artsakh Hareketi olarak adlandırıldı. Bu durum Artsakh ve dünyadaki tüm Ermenilerin vatansever ve gururlu insanların fikirlerini ve ruhlarını tutuşturarak tüm dünyada yıldırım hızıyla yayıldı. Artsakh Hareketi adilane bağımsızlık mücadelesinde hem Ermenistan Cumhuriyeti hem de Sovyetler Birliği'nin diğer cumhuriyetler için bir başlangıç ve örnek oldu. Artsakh yaşama hakkını kazanmıştır ve Artsakh'ın kurtuluşu tarihi ana vatanımızın parçalanmış kısımlarını birleştirmenin ilk adımıdır. Yaşasın Artsakh, yaşasın kahraman Ermeni halkı. TASS ajansı tarafından 20 Şubat'ta yapılan açıklamaya göre Türkiye, Rusya Federasyonu ve İran temsilcileri Suriye sorunu hakkında üçlü zirvenin tarihi konusunu ele aldılar. Bunu daha önce Rusya Federasyonu Dışişleri Bakan Yardımcısı, Orta Doğu ve Afrika İşlerinde Devlet Başkanı Özel Temsilcisi Mihail Bogdanov, Türk liderliğinin kabul etmesi halinde Mart ayı başında Tahran'da Rusya, İran ve Türkiye devlet başkanlarının Suriye sorunu hakkında üçlü bir zirvenin yapılabileceğini söylemişti. Ankara, Şam'a son uyarıda bulundu. İdlib'de askeri eylemlerin başlaması an meselesi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada Suriye'nin bu eyaletinden vazgeçmeyeceklerini vurgulayarak Suriye makamlarının birliklerini geri çekme çağrısında bulundu. Erdoğan, Başar Esad rejimi saldırgan eylemlerini durdurmalı ve askerden arındırılmış bölgeyi terk etmeli dedi. Erdoğan, aksi takdirde bunu askeri müdahaleyle zorlayarak yaptıracakları tehdidini savurdu. Türkiye'nin bu tehditkar ifadeleri İdlib hakkındaki Türk-Rus ardışık başarısız görüşmelerinin ardından gelmesi dikkat çekti. Novosti Georgi Ajansı'na göre Gürcistan Başbakanı Georgi Gaharia yaptığı açıklamada 2020 yılında korumalı alanların 100 bin metrekare ile genişletileceğini ifade etti. Hükümet Ermenistan Cumhuriyeti sınırındaki Samtskhe Cevaheti'de Eruteş adlı bir ulusal park kurmaya karar verdi. Gaharia'ya göre bu sınır ötesi işbirliği ve kırmızı kitapta yer alan türlerin korunması açısından da önemlidir. Gürcistan hükümetinin geçen yıl açıklanan planına göre ulusal parkın yeni bölümü Abul ve Salamo ile Paravani göllerini içeren Ninotsminda'nın idari bölgesinde yer alıyor. Ermenistan Cumhuriyeti Hükümeti 20 Şubat oturumunda Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Bakanlığı'nın yetkisi altında bulunan ve ticaret dışı bir devlet kuruluşu olan Ermeni Ruhani Müzik Merkezi'ni Gomidas Müze Enstitüsü ile birleştirmeye karar verdi. Kararın gerekçesi bu iki kuruluşun benzer ve aynı içerikli işlevleri yerine getirmesi. Ermeni Ruhani Müzik Merkezi Gomidas Müze Enstitüsü'nün bir branşı olacak. Ünlü Ermeni ressamlar koronavirüsle mücadelede Çin'e manevi destek sağlamak için birlikte bir resim oluşturdular. Armen Press'in bildirdiğine göre etkinliği Nankin Pedagoji Üniversitesi Profesörü sanatçı Gagik Avedisyan, Ermenistan Cumhuriyeti Ressamlar Birliği'nin desteğiyle gerçekleştirdi. Açılış törenine Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan ile Çin Halk Cumhuriyeti'nin Yerevan Büyükelçisi Tian Erlun katıldı.
Aram İsabekyan, Gagik Avedisyan, Ara Hagopyan ve diğer ressamların birlikte yarattıkları resim Ermenistan Cumhuriyeti'ndeki Çin Büyükelçiliğine teslim edilecek ve daha sonra Çin'in Wuhan şehrine gönderilecek. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Noruk Manukyan tarafından seslendirilen Ermeni folk müziği Hovvi Dili adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.